Ebru kızım, servis öncesi biz yine bir örtüleri elden geçirelim. Kat izi kalmasın. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Canım, sağ olun. Akşam hazırlığı mı yapıyorsunuz? Evet efendim. Ah, bu annemin yadigarları değil mi? Evet Gönül Hanım. Uzun zamandır çıkartmamıştık. Teyzem çıkartıp hem parlatalım hem de sofraya koyalım dedi. Niye etmişsin Nuriye? Siz zahmet etmeseydiniz efendim. Olur mu? Zevkle yapıyorum. Ben Ayşe'nin kahvaltısını getireyim. İnsanın özünde olacak. Kaç kere söyledim. Çalışanlarla aynı seviyeye düşürme kendini diye. Dinleyen kim? Yok. Haklısınız. Araya mesafe koymak gerek. Ebru, o masa örtüleri tertemiz olsun. Kir, pas, leke istemiyorum. Tabii Hülya Hanım. Günaydın, günaydın. Şevki, sen niye holdinge gitmedin? Niye mi gitmedim? Günaydın. Günaydın kızım. Bugün kızımla ilgilenmek istedim Tarık. Baba, yanımda kim gördün biliyor musun? Ah, kimi gördün kızım, beni mi? Hayır, annemi. Beni korluğa çağırdı. Halacığım. Bugün baban seninle çizgi film izleyecekmiş. Evet, evet kızım. Çizgi filmi izleyelim mi? Ejderhalıları mı izleyelim yoksa kung fucuları mı? Deniz kızını izleyelim baba. Tamam. Deniz kızım benim. Tamam, onu izleyelim. Şevki oğlum, önce kahvaltısını yapsın Ayşe. Ben Elif ablamı çağırıp geliyorum. O niye Ayşe? Elif ablam yedirecek kahvaltımı. Ayşe, o kız bu masaya oturamaz. Nedenmiş? Bana Elif ablam yedirsin istiyorum. Ayşe'cim, istersen Elif ablan odanda yedirsin, olur mu? Hayır, ben odamda yemek istemiyorum. O zaman mutfakta yedirsin. Ayşe, bu kadar şımarıklık yeter. Çalışanlar mutfakta yer. Ayşe'ye mutfakta servis açın Nuriye. Elif abla! Tarık, sen neler diyorsun? Ayşe mutfakta mı yemek yiyecek? Yok artık. Abarttın ama. Dediğimi yapın Nuriye.